Merhaba gençler, ben Nat Bell. Bugün sizler gençler yepyeni bir video karşınızdayım gençler. Bugün Proxima Network'teyiz. Proxima Network çok güzel bir survival sunucusu gençler. Şimdi size burayı tanıtmadan önce ufak birkaç konuşmam olacak. Bu kısmı dinlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar YouTube'a geri dönüyorum. YouTube'a geri dönmem şerefine bu videoyu çok güzel bir like bekliyorum. Sunucuya da gelmenizi bekliyorum. Sunucunun Discord'u, IPC sitesi, her şey açıklama kısmında bulunmakta. Çok kaliteli, çok da güzel bir sunucu burası. Şimdi size burayı tanıtacağım. Onun dışında benden istediğiniz yeni seriler, yeni videolar varsa kanalın tartışmalar kısmında bir oylama açtım. Oradan yazabilirsiniz. Oylamalarında yorumlar kısmına istediğiniz şeyleri bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi uzatmadan tanıtıma geçmek istiyorum. Şimdi kas kesim dedim ya, boş verin. Şimdi arkadaşlar, bu son şimdi değil şimdi. Sunucuya girdiğinizde, registrenizi yaptığınızda burada doğuyorsunuz arkadaşlar. Burada doğdunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Elinize bir adet item geliyor. Bu item ne? Bu item arkadaşlar size oyun başlama itemlerinizi verecek olan bir kase. Kaseye sağ tıkladığınızda size et, yani biftek, odun, kazma, kürek, balta ve kılıç verir. Bunlar ekstra itemler. Tamam mı? Onun dışında sunucuya geldiğinizde ilk yapacağınız iş bir adet krallık kurmak olsun ya da bir krallığa katılmak olsun. Şimdi ben buradan söylüyorum. Sunucuya gelen ilk 10 kişiyi, benden gelen ilk 10 kişiyi kendi krallığıma alacağım. Ve kendi krallığımda bir kale inşa edeceğiz gelenlerle birlikte. Ve inşa ettiğimiz kalemizde diğer krallıklarla savaşacağız. Diğer kişilerle savaşacağız. Bir ton kişiyi katledeceğiz böyle. Sunucunun içinden geçeceğiz. O yüzden sunucuya gelmeyi unutmayın. Şimdi geldiğiniz ilk adınız krallık oluşturmak olacak. O yüzden slash krallık yazıyorsunuz. Krallığı yazdınız. Krallık create yazarak, yani şu krallık create yazarak kendi krallığınızı oluşturabilirsiniz. Create boşluk isim yazıyorsunuz. Ama benim bir adet krallığım bulunmakta coherency'ye diyor. Bu yüzden gelen ilk 10 kişiyi kendi krallığımı alacağım diyorum. Krallık hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz slash krallık yazıp krallık hakkında kendi bilgilerinizi edinebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında ilerlediniz, geldiniz. Burada arkadaşlar bilgi menü Discord diyor. Slash Discord yazarak isterseniz sunucunun Discord adresine gidebilirsiniz. Evet'e basarak. İsterseniz menü yazarak sunucu içerisindeki şeyler hakkında bilgi alabilirsiniz. Hemen biz alalım. Işınlanmalar diyor. Burası warp. Oyuncu warpları diyor. Meslekler, kitler, rütbeler, VIP bilgi diyor. Kurallar, marketler, etkinlik, günlük, son sözler, YouTube şartları, komutlar ve banka var. Mesela öncelikle hemen bir YouTube şartlarına bakalım. 500 abone üzeri 3 tane 10 dakika üzeri video çekmeniz gerekiyormuş. Videonun açıklamasında şunlar bulunmalıymış. IP site Discord adresi bulmak zorundaymış. İkinci için arkadaşlar 1000 abone istiyormuş. Üçüncü için de 5000 abone istiyormuş arkadaşlar. YouTube şartları bunlarmış. Onun dışında arkadaşlar sunucu hakkında bilgiler, Discord hakkında bilgiler ve profil hakkında bilgiler bulmakta. Profile tıkladığınızda arkadaşlar sunucuya başlama tarihinizi, ne kadardır oyunda olduğunuzu, canınızı, şununuzu, bununuzu, her şeyi görebiliyorsunuz. Burada ışınlanma isteği, takas isteği tarzı şeyleri yönetebiliyorsunuz. Burayı kapatalım. Onun dışında arkadaşlar slash bilgiye bakmak istiyorum. Hemen slash bilgiye bakalım. Bilgi de aynı şekilde arkadaşlar normal menüyü açıyor. Buradan ışınlanma dediğimde sunucu içerisindeki warpları görebiliyorum. Mesela markete gideyim. Market sanal. Sanal marketten sunucu marketi deyip istersem alışveriş yapabilirim. Buradan geri çıkıp tekrar bilgi yazabilirim. Bilgi yazdıktan sonra oyuncu warpları diyeyim. Mesela oyuncuların açmış olduğu warplara gidebilirim. Onun dışında meslekler var. Meslek olarak tabii ki de madenci mesleğini seçeceğim. Benim klasik mesleğimdir. Başka meslek yapmam asla. Özür dilerim. Burada kitler bulunmakta arkadaşlar. Kitlere de şöyle oyuncu kitleri var, rütbe kitleri var ve VIP kitleri var. Ben kit alabiliyor muyum? Muhtemelen alamıyorum. YouTuber'a kit yapmamışlardır. Rütbeler bulunmakta. Acemi rütbesinden Proxima rütbesine kadar toplamda 2, 4, 6, 8 rütbe bulunmakta. Bu 8 rütbe içerisinde istediğiniz rütbeye sunucu sitesine kasılarak erişebilirsiniz. VIP bilgi bulunmakta. VIP fiyatları olabildiğince ideal 20 liradan totalinde 100 liraya kadar ulaşıyor. 2, 4, 6, 8 olarak. Böyle yavaş yavaş artı artı gidiyor VIP fiyatları ve uygun bence piyasaya göre, şu anki dolar kuru ona buna göre uygun bir fiyat. Sunucu kuralları ve ceza süreleri bulunmakta. Bunları kendiniz okuyabilirsiniz. Onun dışında market bulunmakta. Marketi göstereceğim. Etkinlik takvimi var. Etkinlik takvimi burada envanter etkinliği, sandık etkinliği ve envanter etkinliği bulunmakta. Yakında da yeni bir etkinlik daha ekleniyormuş ama ismini şu anda unuttum. Günlük ödüller bulunmakta. Günlük ödül, günlük ödül, günlük ödül. Her rankın kendine özel günlük ödülü bulunmakta. Ben demir alabiliyor muyum? Ben oyuncuyu alabiliyormuşum. Oyuncuyu aldım. Şans bloğunu koyduğumda da böyle açılıyor arkadaşlar. Görün böyle. Bana 4x demir blok çıktı şans bloğundan mesela. Burada son sözler bulunmakta. Son sözlerde arkadaşlar öldüğünüzde sizden öldükten sonra çıkan bir söz arkadaşlar diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Oyunda öldüğünüzde chatte yazıyor galiba. Burada YouTube şartları var. Komutlar ve banka var. Komutlar diyelim. Kaptan, çiftçi, spawn, warp gibi komutlar burada. Tüccar komutları da burada yer almakta.
Buradan önceki sayfa dediğinizde arkadaşlar diğer şeylere de ulaşabiliyorsunuz. Klasik sunucu, Discord ve profil tarzı şeyler de burada ana sayfada bulunmakta. Şimdi size klasik menülerden bahsettim. Şimdi biraz gezelim. Burada arkadaşlar krallık sistemi bulunmakta. Bu krallık sistemi zaten biliyorsunuz, biraz önce size anlattım. Burada kaptan bulunmakta. Kaptanı da birazdan göstereceğim. Burada da arkadaşlar satıcı diyor. Buralar market galiba buralar. Ha, ihale sistemiymiş, özür dilerim. Burası ihale alanı galiba. Onun dışında burada Noel Baba var. Eğer bana şekerimi getirirsen sana şekerimi yedikten sonra çubuğunu vereceğim diyor. O çubuğu ödülüyle çubuktan havaya sağ tıklayın diyor. O sistemi bilmiyorum. Onun dışında burada ne varmış? Köylü amca ne veriyorsun? Köylü amca 8 meşeye bir adet olta veriyormuş. Burada ne varmış? Takas anahtarlar diyor. Burada anahtarlarını takas edebilirsin diyor. Muhtemelen oyun içinde almış olduğum anahtarları Proxima Coin ile, hani Proxima Coin ile anahtar alabiliyorum buradan arkadaşlar. Onun dışında gidelim. Burada kasalar bulunmakta. Hadi ister bitti, birkaç tane kasa açalım. Şu bütün kasaları elime alıyorum arkadaşlar. Mesela burada hangi kasa var? Burada gümüş kasa varmış mesela. Pet var mı? Para diyor. Pet vermemişler. Gümüş diyor. Gümüşü bulalım hemen. Ha, para var. Mesela parayı açalım bir tane. O burada hızlı hızlı açılıyor. Güzel. Mesela gümüş var. Yani gümüşü de açalım. Evet, gümüşü de açtım. Bir şeyler çıktı. Altın elma, altın elma çıktı. Vermedi ama bana. Neden bilmiyorum. Sonra burada ne varmış bakalım. Elmas nerede? Mesela elmas. Açtım elması. Görmüş olduğunuz gibi elmas bilmem bir şey falan çıktı. Aa, ne çıktı lan? 30 günlük VIP bir şeyler. Bir şeyler çıktı ama ben hiçbir şey anlamadım. Onları çözeriz sonra. Burada ne var? Burada en çok oynayan 10 kişi varmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 22.99 saatli arkadaşlar oynamış süresi rehberdeymiş. Burada 4.12 saat. Bilmem ne diyor. Muhtemelen ben de varımdır o zaman burada. Bakayım. Benim 3 saatim falan vardı. Ben niye yokum burada? Sıralama muhtemelen yenilenmedi o zaman. Çünkü ben yokum. Ben 3-3.5 saattir falan sunucudayım çünkü. Onun dışında burada kaptan var. Hemen kaptandan bir gidelim. Kaptan bize RTP attıracak arkadaşlar. Ormanda bir yere RTP atıyoruz şu an. Hareket etme. Etmedim kanka. Hop, görmüş olduğunuz gibi bana koordinatları ekranda yazdı. Ve şu an beni rastgele bir yere ışınladı arkadaşlar. Burada istediğim gibi kasılabilirim. Slash claim yazarak claim atabilirim. Görmüş olduğunuz gibi. Claim komutunu kullanabilirsin, yetkilerden yardım isteyebilirsin diyor. Slash claim dedim. Şu an bu alanı claim dedim galiba, yanlış olmadıysa. Bakayım. Burayı claim dedim değil mi? Claim. Claim diyeyim. Aynen. Buradan burayı claim demişim arkadaşlar. Claim ayarı var. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela slash claim yazdığımda bu alanı claim dedim şu an. Zombi geliyor. Öl kanka. Hop. Zombiler öldüğünüzde ya da herhangi bir mobu öldürdüğünüzde arkadaşlar size bir şeyler falan veriyor böyle, görmüş olduğunuz gibi, de ben onları alamadım nedense, bilmiyorum. Mesela başka mob var mı? Ya burada iskeletor varmış. Hemen iskeletor kardeşimizi de öldürelim. Bu altın... Ha, paraymış. O verdiği altın şey paraymış. Ama ben öldüm. Öldüm. Hemen şöyle şey yapalım arkadaşlar. Kaçalım. Dedim. Öldük. Hem bunu da öğrenmiş olalım. Sadece back var mı? Back yok. Evet, bütün ayısmanım gitti. Başarım. Ben zaten sıfırdan kasılırım arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Görmüşsünüz gibi kasaları açtık. Şeyleri falan hallettik. Hemen ufaktan bir warpları gezelim. Warp ihale diyor. Warp ihale burası arkadaşlar. Onun dışında warp market diyor. Market sanal zaten. Buradan arkadaşlar çiftçi markete bakabiliyorsunuz. Bu aradan bir yerde çiftçi satın alıp çiftçiyle birlikte bütün itemizi çok kolay bir şekilde satabilirsiniz. Claim Blow var. Claim Blow marketten oyun parasıyla Claim Blow satın alabilirsiniz. Onun öncesine dönelim. Hemen slash market yazalım. Slash menü yazalım. Oradan markete tıkladım. Burada tüccar ve sunucu market bulmakta. Tüccarda da arkadaşlar kendiniz tüccara item satabilirsiniz. Yani item koyabilirsiniz. Onu da başka bir oyuncu satın alır arkadaşlar. Onun dışında warp diyelim. İhale için başlangıç var. Kasalar var. Fazla bir warp yok. Sunucunun mantığı arkadaşlar kasılmak. Yani nasıl diyeyim? Sunucuya giriyorsun. Kaptana gidiyorsun. Ormana ışınlanıyorsun. Ormana ışınlandıktan sonra kaptanla birlikte kasılıyorsun. Sunucunun içinden geçiyorsun. Kısa bir mantığıyla sunucu böyle bir sunucu. Bence çok kolay bir sunucu. Çok güzel bir sunucu. Kolay dememin nedeni şu. Şu anda geneldeki çoğu sunucular arkadaşlar yani mal mal şeyler ekliyorlar. Entregantory. Bir şeyler ekliyorlar. Sunucunun zevkinin içine ediyorlar. Ama bu sunucu sade, hoş ve tam bir survival sunucusu diyebilirim. Ben burada oynayacağım. Krallığımı da görmüş olduğunuz gibi kurdum zaten. Coherencia diye bir krallık kurdum. Coherencia krallığına da arkadaşlar sizlerden ilk gelen 10 kişiyi alacağım. Onun dışında
Slash öldüm yazarak abi öldüğümüz yere dönebiliyormuşuz. Bakalım. Video kısa oldu ama bence güzel oldu arkadaşlar. Onun dışında sunucu içerisinde çok güzel sistemler var ve bu sunucudan daha çok video atacağım bu arada. Onu da size söyleyeyim. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sunucu güzel, kaliteli bir sunucu. Ben de oynuyorum burada. Sunucunun ve benim Discord adreslerime de gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.